hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. İyi ki geldiniz çünkü sizleri bugün gün boyu bu saate kadar çok ama çok özledim. İyi ki Sat7 Türk ekranlarını açtınız. Tekrardan hepiniz bu programı bugün ilk kez izleyen arkadaşlarım da her zaman izleyen arkadaşlarım da hepiniz Sat7 Türk çocuğa bugün de hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün haftanın ikinci günü. Bugün de okula gitmediniz. Bugün de evden eğitiminizi yaptınız. Acaba nasıl geçiyor uzaktan eğitiminiz? Merak ediyorum. Sınıftaki gibi oluyor mu? Arkadaşlarınızı özlediniz mi? Zevk alıyor musunuz? Evdeki zamanınızı nasıl geçiriyorsunuz? Çok merak ediyorum. İşte bu yüzden Nur ablanızı bu kadar merakta bırakmayın arkadaşlar. Lütfen ama lütfen aşağıdaki WhatsApp numaramızdan bize ulaşın, bizlere anlatın gününüz nasıl geçiyor, neler yapıyorsunuz, arkadaşlarınızı özlüyor musunuz, en çok hangi arkadaşınızı özlüyorsunuz, en çok okulda ne yapmayı özlüyorsunuz. Haydi bakalım benden size bir soru, bu sorunun cevabını bize WhatsApp'tan yazın, hatta videoda gönderebilirsiniz, resimde gönderebilirsiniz, bize gönderin arkadaşlar çünkü ben gerçekten bu sorunun cevabını çok merak ediyorum. Haydi bakalım sorumuz şu, eğer bu günler bitince, yani bu günler bittikten sonraki bir gün bitecek mutlaka. İlk dışarı çıktığınız zaman ne yapmak istiyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. WhatsApp'tan bize ulaşın. Biz de buradan sizden gelen çeşitli cevapları paylaşalım arkadaşlar. Onun dışında bütün gün bugün acaba neler hissettiniz? Nasıl geçti? Evinizde bugün temizlik yapıldı mı mesela? Çünkü ben genelde bugünlerde evde bolca temizlik yapmaya çalışıyorum. Evin temiz olmasını istiyorum. Hem bedenimi temiz tutuyorum hem de evimi temiz tutmaya çalışıyorum. Acaba sizin evinizde bugün temizlik yapıldı mı? Ya da evinizde temizlik yapılıyor mu? Acaba Nur ablanız bu soruyu durduk yerde neden sordu diye düşünüyorsanız arkadaşlar, haydi bakalım o heyecanlı müziğim yavaş yavaş gelsin. Çünkü birazdan size görevinizi açıklayacağım. Acaba göreviniz bu soruyla ilgili olabilir mi diye soruyorum sizlere. Haydi bakalım her zaman yaptığımız gibi güzel bir şekilde esneyelim. Nefes alıp verelim. Ne yapıyorduk? Burundan alıyorduk, ağızdan veriyorduk. Gibi değil. Tabii ki böyle yapmıyoruz. Yavaş yavaş yapıyoruz. Göreve hazır mısınız arkadaşlar? Evet. Hepinizin evet diye bağırdığını duyuyorum. Eğer hazırsınız hep birlikte 5'ten geriye doğru büyük bir heyecanla sayıyoruz. Ardından hem çok ciddi hem de çok eğlenceli göreviniz ekranda olacak. 5, 4, 3, 2, 1. Haydi bakalım görevinizi bir de Nur ablanızın ağzından duyun. Göreviniz evde annen ya da baban temizlik yaparken ona yardım et arkadaşlar. Evet, bu çok eğlenceli bir görev aslında. Bu seferki görevim pek ciddi değil itiraf etmek gerekirse. Eğlenceli bir görev. Temizlik yapmayı seviyor musunuz normalde? Ya da temizlik yaparken en çok hangi kısmını seviyorsunuz? Çünkü genelde sanırım benim en sevdiğim kısım yerleri silmek. Toz almayı itiraf ediyorum ki pek sevmiyorum. Eğer hazırsanız bu görevinizle ilgili şimdi yavaş yavaş ipuçlarınız geliyor. İlk ipucunuz, bu görevi nasıl yapabilirim Nur abla diye düşünüyorsanız, ilk ipucunuz öncelikle kendi odanızdan başlıyor. Şöyle bir odanıza bir göz atmanızı istiyorum. Acaba çoraplarınız ortada mı? Acaba oyuncaklarınız ortada mı duruyor? Acaba böyle rengarenk boyadığınız boya kitaplarınız, boya kalemleriniz ortalıklara mı açılmış, saçılmış? İşte eğer öyleyse ilk ipucunuz şu. Önce odanız dağınıksa odanızı toplamak. Çünkü temizlik yapabilmek için önce evin toplu olması gerekiyor. Eğer ev toplu değilse temizlik yapmakta zorlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada bilmiyorum siz görüyor musunuz ama Gadu yine geldi. Böyle kendini yalıyor. Böyle ellerini gözlerine doğru götürüyor. Temizlik yapmayı o da çok seviyor ama o en çok kendi bedenini temizlemeyi seviyor. Diliyle böyle bedenini yalıyor ve sürekli olarak tertemiz geziyor evin içinde. Seni çok seviyorum Gadu. İyi ki bu kadar temizsin.
devam ediyorum. Haydi bakalım diyelim, odanızı topladınız. Sırada başka bir ipucu daha var. Bu ipucunu şu takip ediyor arkadaşlar. Eğer hadi diyelim odanızı topladınız, etrafınıza baktınız, diyelim salon hiç toplu değil. Bir baktınız banyoda dağılmış havlular böyle üst üste duruyor. Bir baktınız banyoda bir sürü terlikler, çoraplar üst üste duruyor. Yastıklar dağılmış. En son evde yastık savaşı yapmışsınız ve o yüzden yerde yastıklar duruyor. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Temizlikten önce hemen onları topluyoruz. Yastıkları koltuklara koyuyoruz. Çoraplarımızı kaldırıyoruz, katlıyoruz. Eğer kirli ise kirli sepetine atıyoruz. Eğer temizse katlayıp yerine koyuyoruz. Yani kısaca toplu bir, dağınık bir yer varsa onları topluyoruz. Yavaş yavaş geliyoruz esas göreve. Üçüncü ipucu. Annene ya da babana sorabilirsin bu konuda, destek alabilirsin. Eğer onlar izin verirse mesela toz alabilirsin. Benim pek sevmediğim bir görev bu ama toz almak büyük bir işin büyük bir kısmını bitirmek anlamına geliyor. Çünkü genelde evimizi havalandırıyoruz, camımızı açıyoruz ya da evin içinde koşuyoruz, oynuyoruz, yemek yiyoruz. Birçok yer tozlanabiliyor, hem dışarıdan gelen tozlar olabiliyor. Hem de evin kendi içinde bazı şeyler böyle etrafa dökülebiliyor. Onun tozu olabiliyor. Toz alırsanız bu işin %50'sini bitirmiş sayılırsınız arkadaşlar. Ve son olarak da yine anne ya da babanız eğer izin veriyorsa yerleri silebilirsiniz, yerleri süpürebilirsiniz. Bu da benim en sevdiğim kısımlardan bir tanesi. Az önce de söylediğim gibi tabii ki de eğer boyunuza uygun bir alet varsa, çünkü eğer süpürge makinesi ya da yeri sileceğiniz silecek çok büyükse sizin için zor olabilir. Ben de sizin çok yorulmanızı istemiyorum ama bence bu dediğim ipuçlarını takip ederseniz bu işi çözmüşsünüz demektir. Peki acaba bu garibin bana ne faydası var Nora abla diye soran arkadaşlarıma şu cevabı vermek istiyorum. Arkadaşlar, normalde bu görevi genelde hep anne ya da babalarımız yapıyor ve onlar çok yoruluyorlar. Hem sizin için temizlik yapmayı öğrenmeniz için çok iyi bir şey, çok iyi bir fırsat. Hem de onların bu kadar yorulmasına izin vermemek, onlara yardım etmek için yine çok iyi bir görev diyorum. Ve şimdi sizleri artık Ege'ye gönderiyorum. Haydi bakalım sonra Nora abınız. Tabii ki yine her zamanki gibi bu masanın arkasında olacak. İki gözü farklı olan kedilerde %100 ihtimalle bir özür vardır. Çok özür dilerler. Kedilerin bir yerleri tırmalamakta asıl amacı stres atmaktır. Bizim kedinin de stres topu var. Kediler dilleriyle de koklar. Onun için yemekleri yemeden önce yalarlar. Zaten yalamadan yemezler. Eğer bir kedi kuyruğunu patileri arasına alıyorsa bu itaatkar olma eğilimindedir demektir. Kuyruğunu kısıtırıp kaçmak deyimi de buradan gelir. Birçok kedi naneli kokulara bayılır. Kedinizin sizi sevmesini istiyorsanız bol bol nane yiyin. Bir kedinin ön patilerinde 5, arka patilerinde 4 parmak bulunur. Daha fazla varsa genetik bir hastalığı var demektir. Ben de hepsinde 5 var sanırdım. Kediler sorunlu olan yavrularını yerler. Doğa kanunu. Kediler bilgisayarların üstüne çıkmayı severler. Sıcak olduğu için tabii. Kediler hayatının %70'inde uyurlar. Ege, sana buradan kocaman teşekkürlerimizi gönderiyoruz. Şimdi Ege'den sonra hangi bölüm var? Heyecanlı mısınız? Haydi bakalım görelim birlikte. Nasıl, ne zaman, işte benim için çok esrarengiz ve heyecanlı bir bölüm. Çünkü bu bölümde hiç bilmediğim şeyler öğrenebiliyorum. Acaba bugün hangi soruyla, hangi konuda yeni bir bilgi sahibi olacağım? Haydi bakalım soruyu hep birlikte görelim. Balıklar gözleri açık nasıl uyurlar? Bu soru gerçekten benim çok ilgimi çekti. Farkında mısınız? Hiç bunu biliyor muydunuz, balıkların gözleri açık uyuduklarını? Ben hep balıkları böyle kocaman böyle gözleri açık yüzerken görüyorum. Acaba uyuyorlar mı diye merak ediyordum. Ama demek ki uyuyorlarmış, sadece gözleri açık bir şekilde. O zaman bu soruyu cevaplamadan önce haydi bakalım gidelim bir bakalım balıklar acaba hayatlarını nasıl sürdürüyorlarmış. Müzik
Evet arkadaşlar, şimdi sizleri balıkların o gizemli dünyasından, o blup blup diye yüzdükleri suyun içinden geri çağırıyorum. Haydi bakalım gelin birlikte inceleyelim. Acaba balıklar böyle gözleri açık nasıl uyuyorlarmış? Ben bu konuyu hiç anlamadım. Çünkü ben hiç kendimi böyle uyurken hayal edemiyorum, biliyor musunuz? Çünkü böyle gözlerim kapanmadan böyle etrafa izlerken benim dikkatim dağılır. Nasıl uyuyabilirim? Düşünsenize şöyle uyuyormuşum. Diye böyle uyuyormuşum ama bence gözlerim açıkken her ne kadar horlama sesi çıkarsam da bence o sırada ben hareket etmeye ve sohbet etmeye devam edermişim gibi geliyor bana. Ama acaba bakalım balıklar nasıl rahat rahat uyuyorlar? Şimdi arkadaşlar, normalde balıklar gözlerini asla kapatmıyorlar ama enteresan bir şekilde bu onların dinlenmesine engel olmuyormuş. Bununla birlikte onların uykuları tabii ki bizimkinden farklıymış. Onlar bizim kadar derin uyumuyorlarmış. Ama maalesef balıklar için çok üzüldüğüm bir nokta oldu. Balıklar düş görmüyormuş arkadaşlar. Onlar rüya görmüyorlarmış. Yani mesela ben itiraf ediyorum. Bazen canım bir yemeği çok çektiğinde rüyamda o yemeği yerken görüyorum kendimi. Ya da böyle mesela bugünlerde dışarı çıkamadığım için kendimi böyle sokaklarda koşarken, dolaşırken görebiliyorum. Ve bu beni çok mutlu ediyor. İşte bu yüzden balık arkadaşlarım için çok üzüldüm. Çünkü balıklar rüya görmüyormuş arkadaşlar. Gözleri kapalı olamadığı için muhtemelen böyle gözleri açıkken herhalde o yüzden göremiyorlardır rüya. Normalde her hayvanın tıpkı bizler gibi etkin olduğu dönem, hareket ettikleri dönem, yaşadıkları dönem ve aynı zamanda dinlenme dönemleri oluyor. Dinlenme dönemleri de genelde uyku onlar için dinlenmek oluyor ve genelde bu gece ve gündüz saatlerine göre düzenleniyor. Gündüz saatlerinde genelde bu hayvanlar çalışıyorlar, yoruluyorlar, oynuyorlar, yemek yiyorlar, geceleri de uyuyorlar. Ama mesela bir deniz anası ya da bir böcek uyur mu? Bu konuyla ilgili bir bilgiye, tam olarak bir bilgiye ulaşılamamış. Yani deniz anaları belki de hiç uyumuyorlar, düşünebiliyor musunuz? Ya da böcekler belki de hiç uyumuyorlar. Nasıl oluyor bilmiyorum. Nasıl dinleniyorlar bilmiyorum. Ama eminim Tanrı'nın da onlar için bir tasarısı vardır diye düşünüyorum. Ama onun dışında balıkların beyin hareketleri incelenmiş. Ve bu beyin hareketlerine göre böcek veya deniz anaları gibi değil de normal bizler gibi, insanlar gibi uyudukları anlaşılmış. Yani uyuyorlarmış arkadaşlar. Ama şunları söyleyebilirim. Gözlerinin açık, yani gözleri açık bir şekilde uyumalarının sebebi aslında onların elinde olan bir sebep değil. Maalesef onların göz kapakları yokmuş arkadaşlar. Kesinlikle Tanrı'nın göz kapağı koymayı unuttuğunu düşünmüyorum. Özellikle göz kapağı koymamıştır. Neden olduğunu bilemiyorum. Ama balıklar göz kapakları olmamasına rağmen çok güzel bir şekilde uyuyorlar. Sadece tek dezavantajları rüya görememeleri ve ayrıca bizim kadar derin uyuyamamaları. Uykuları çok hafif. Şimdi artık balıklar hakkında da bilgi sahibi olduğumuza göre artık Tanrı'nın sözüne geçme zamanı. Haydi bakalım Tanrı'nın sözüne. Evet arkadaşlar, şimdi hatırlarsanız dün biz aslında size söylemiştim, geçen haftadan beri bundan bahsediyorum. Diriliş bayramı yaklaşıyor, yani Paskalya zamanı giderek yaklaşıyor ve bunun sevincini yüreğimde taşıyorum. Gerçekten kalbim böyle içimden çıkacak gibi oluyor pır pır, çünkü her gün ama her gün Paskalya döneminin diriliş bayramını beklerken her gün Tanrı'nın benim için olan sevgisini yeniden hatırlıyorum. İşte bu yüzden sizler de yüreklerinizi bu döneme hazırlayın istiyorum. Böyle en başından başlayarak dün mesela yaratılıştan bahsettik. Tanrı bizleri yarattı ve sonra ne oldu? Adem ve Havva Tanrı'yı çok üzecek bir şey yaptılar. İşte o yüzden Tanrı'nın kurtuluş planı gerekiyordu. Aslında Tanrı en başından beri bizler için bir kurtuluş planı hazırladı. Çünkü aslında insanlar, yani bizler sürekli yanlış yapmaya devam ediyoruz. Evet, sadece yanlış yapmıyoruz. Tabii ki de Tanrı'yı çok mutlu ettiğimiz zamanlar da var ama sık sık hata yapıyoruz. Ve işte bu yüzden Tanrı'nın bizi sürekli olarak kurtarması gerekiyor sanki. Şimdi Adem ve Havva, yani çok bizden çok önce yaşayan ilk insanların yaptığı hatayı konuştuk. Ama peki bugün acaba günümüzde şu an bizler daha mı farklı yaşıyoruz? Bizler acaba hiç hata yapmıyor muyuz ya da dünyaya çok mu iyi bakıyoruz? Haydi bakalım o zaman bu konuyla ilgili sizlere biraz böyle bir şeyler okumak istiyorum. Siz yine beni dinlerken gözlerinizi kapatmanızı rica ediyorum sizden. Sakin bir şekilde dinleyin ve
ve sanki kendinize anlattığım hikayenin içinde bulmaya çalışın kendinizi. Bundan çok uzun zaman önce dünya şu anki halinden hem çok farklı hem de farksızdı. Tıpkı bugün gibi. Hem bir sürü kötü kalpli, hem iyi kalpli, hem hasta, hem sağlıklı, hem yetişkin, hem de çocuklar en az şimdiki kadar fazlaydı. İnsanlar etrafındaki güzelliklere bakıp onları yaratan sevgi dolu yaratıcıya teşekkür etmek yerine onun yarattığı her şeyi mahvediyor ve hatta onun yarattığı her şey hakkında kötü konuşuyorlardı. Ne kadar acı bir şey değil mi? Yani bu hem eskiden hem de şimdi olan bir şey aslında. Hala böyle. Yani Tanrı dünyayı aslında ilk yarattığında dün size bahsettim ne kadar güzel yaratmıştı hatırlıyor musunuz? Hastalıklar yoktu. Sadece mutluluk, sevinç, doğa, güzellikler, kuş cıvıltıları, rengarenk olan şeyler, meyveler, bitkiler böyle şeyler vardı. Ama sonra ne oldu? İnsanlar bu güzelliklerin farkına bile varmadılar belki de ki şu anda da bence farkında değiliz. Kaç kişi etrafınızda Tanrı'ya teşekkür ediyor yarattıkları için? Ya da başına gelen sıkıntılardan dolayı kaç kişi şöyle söylüyor? Of, Tanrı beni sevseydi böyle olmazdı. Tanrı beni sevseydi böyle olmazdı. Tanrı bana değer verseydi ben çok daha mutlu olurdum diyor. Ben çok kişiden duyuyorum maalesef bu cümleleri. Bir de düşünün ki Tanrı bizler için biz bu kadar mutlu olalım diye uğraşmışken, bizim için müthiş bir kurtuluş tasarısı yapmışken, ilk başta bizler için dünyayı bu kadar güzel yaratmışken bu sözleri duymak kim bilir onun kalbini ne kadar kırıyordur. Sadece onun yaptığı, yarattığı şeyler hakkında değil, birbirleri hakkında da kötü konuşuyorlardı insanlar. Sürekli dedikodu yapıyor. Şunun saçına bak çok kötü olmuş diyorlardı ya da şunun aldığı kıyafete bak ne kadar çirkin ya da benimle boyasını paylaşmadı o tam bir bencil böyle şeyler söylüyorlardı. Yalan söylüyor, kıskanıyor, yedikleri içtiklerine hiç dikkat etmiyor ve bedenlerine hiç iyi bakmıyorlardı ve hatta inanmayacaksınız ama bedenlerine bir çöp gibi davranıyorlardı. Ve hala da öyle. Sevgi dolu yaratıcının kendilerine zararlı olduğunu bildiği için yapmayın dediği her şeyi yapıyorlardı. Dünyadan yeşil kokular yükselmeye başlamıştı artık. Sanki sokaklardaki tüm çöp kutuları yere düşmüş ve içindeki çöpler etrafa saçılmış gibi kokuyordu dünya. Ay, çok kötü. İnsanlar yüzünden dünya artık yaşanacak bir yer gibi görünmüyordu. Çünkü bizler Tanrı'nın yapma dediği şeyleri yaptığımızda genelde farkında olmadan kendimize ve etrafımızdaki her şeye zarar veriyoruz. İşte bu yüzden sanki böyle elimizde kocaman bir çöp kutusunu itmişiz de o bütün çöpleri yere saçmışız gibi kokuyor dünya. Çünkü aslında Tanrı'nın tasarladığı dünya tertemiz. Çöplerin olmadığı bir dünya. Yeni doğan bebekler bile bu toplanmayan çöpler yüzünden hastalanıyorlardı. Artık sokaklarda yürümek bile zorlaşmıştı. Her yer kocaman ve insan boyunu aşan yemek artıkları, kirli giysiler ve çürümüş çiçeklerle doluydu. Ve tüm bunları toplamaya artık insanların gücü yetmiyordu. Çünkü onlar Tanrı'nın yapma dediği o kadar çok şey yaptılar ki artık etraf Tanrı'nın istemediği çöplerle dolmuştu bizlerin yaptığı hatalar yüzünden. Yani Tanrı'nın yapma dediği şeyi yapmak, çöpe gidip çöp kutusuna atmak yerine çöpe gidip yere atmak gibi bir şeydi. Böyle düşünebilirsiniz. Ve tabii ki artık o kadar fazla birikmişti ki herkes bunu yaptığı için, düşünsenize dünyada ne kadar çok insan var. Herkes bunu yaptığı için artık bu çöpler toplanabilecek gibi değil, çok fazla olmuştu. Ve maalesef, düşünsenize her yerde çöplerin olduğunu, o zaman o çöplerden mikroplar, bakteriler, virüsler, insanlar hasta olur öyle değil mi? İşte dünyada hastalık yayılmıştı artık. Ve günden güne insanlar daha çok hastalanıyorlar ve iyileşemiyorlardı.
Sevgi dolu yaratıcı bu duruma çok üzülüyor. Yarattığı güzel çocuklara hem kızıyor hem de onlar için ağlıyordu. Çünkü aslında Tanrı'nın tasarısı böyle değildi onlar için. Onu dinlemedikleri için bu hale gelmişlerdi. Bu durumda onları kurtarabilecek tek kişi yine Tanrı'nın kendisiydi. Gökleri o tertemiz yeri bırakıp dünyaya o çöp kokan yere geldi Tanrı. İşte bu Tanrı Mesih'ti. Yani Tanrı gerçekten o çöpleri toplayabilmek için, üstelik sadece bizim attığımız, bizim o iğrenç hale getirdiğimiz dünyayı temizleyebilmek için ve bizi o hastalıklardan, o kendi yaptığımız hatalardan dolayı yayılan pislikten, kirden dolayı hastalandığımız için, bizi kurtarmak için dünyaya gelecekti. İşte o kurtarıcı Mesih'ti. Bir düşünsenize, Tanrı bizi sürekli kaç kez kurtarma planı yaptı acaba Tanrı bizi? Bir Tanrı bizi acaba kaç kere affetti? İşte bugün bunu derin derin düşünmenizi istiyorum. Diriliş Bayramı yaklaşırken Tanrı'nın neden bu dünyaya geldiğini ve ondan sonra ölüp dirildiğini anlamak için bütün bu süreçleri bilmek bizim için çok faydalı olacak. Bugünlük Nora abanızdan bu kadar. Yarın yine aynı saatte buluşmak ve Tanrı'nın bambaşka bir tarafını keşfetmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Thank you.